Normalde buradaki sinyal de zayıflardı. Aslında şuradaki pinden dolayı çok aşağıdan başladı. Normalde şuralara gelse yaklaşık olarak noktalarda buralara gelecekti. Binası yükselmesi için tetikleyecekti biraz. Fakat şu anda güçlü alım sinyali gözükse de o kadar güçlü değil. Onu bilin. OBV'ye baktığımda pek bir sıkıntı gözükmüyor. Check-in'i incelediğimde orada da pek fazla bir sıkıntı gözükmüyor. Hacimsel konuda çok üstün bir performans sergilemiyor. Gayet ortalama bir performans sergiliyor. Özellikle Binance fiyatıyla, hacmiyle ve indikatörleriyle tam bir nötr, tam bir yatay performans sergiliyor. Direnç noktası olan 702 doları kırdıktan sonra sert yükselişler meydana gelebilir. Nereye kadar? 818 dolara kadar üçgen formasyonu hedefi gereği. Fakat 800 dolarlara yakın bir yerde takılabilir. Düz seviyeler biraz psikolojik olarak direnç noktası seviyesidir. Aynı zamanda 594 dolar olan destek noktasını kırarsa bir düşüş gerçekleştirebilir. Nereye kadar? 481 dolara kadar. Burada güçlü destek noktası görevi görecek olan nokta 481'dir. Aynı zamanda güzel toplama yerleri olabilir. Bu noktaya düşeceğini normal bir koşullarda kolay kolay zannetmiyorum. Fakat yine endeks sert satış yerse ancak buralara gelebilir. Ancak buralardan toplayabiliriz. Evet değerli arkadaşlar, Ethereum ve BNB analizlerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli arkadaşlar. Pro Analize hoş geldiniz. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Bu videomuzda Ethereum ve BNB'nin teknik analizlerini yapacağız. Ethereum ile başlayalım. Ethereum şu anda TL bazında 31.720 TL. Dolar bazında ise 3.804 dolar civarından işlem görmektedir. Ethereum'u diğer kriptolarla kıyaslayacak olursak, piyasa değeri bakımından 442 milyar dolarlık bir değer ile ikinci sırada yer almaktadır. Son 24 saatteki işlem hacmi 45 milyar dolardır. İşlem hacmine göre birinci Tether, ikinci Bitcoin, üçüncü Ethereum olarak gözükmekte. Daha sonra Dogecoin ve Ethereum Classic geliyor. Ethereum son 7 günde %30'luk bir yükselişi mevcuttur. Ethereum'un grafiğine geçiş yapacak olursak ilk hedefi 3.414 dolardı. Etiketi tam oturtamamışım. Fibonacci'nin değeri burada gözüküyor. O hedefe ulaşmış, orada biraz direnç göstermiş. Ardından ikinci hedefe doğru yol almakta. İkinci hedefin değeri kaç? 4.160 dolar olarak gözükmektedir. Yüzdesel olarak fiyatı gayet yüksek, %9,75'lik yükselişe sahip gün itibariyle. Fakat hacimlenmesi o kadar güçlü gözükmüyor. Hemen hemen son 2 haftada yapmış olduğu hacmin ortalaması kadar bir çıkış yakalayacak gibi gözüküyor. Ekstra bir yükseliş söz konusu değil. Fakat fiyat olarak gayet güzel bir şekilde yükseliyor. 4 saatte indirgediğimizde bakalım durum nasıl? Özel bir formasyon gözükmüyor. Sadece yükseliş trendi şu şekilde bir yükseliş trendi gözüküyor. Günlük bazda bakalım o neye tekabül ediyor. Hemen hemen günlük mumların alt taraflarına denk gelmiş. Mumlar dolu olduğundan dolayı çok fazla saptırmamış. Yani 4 saatlikte aslında çizmiş olduğum destek çizgisi günlük içinde birebir geçerli gibi gözüküyor şu anda. Destek noktası neresi? 3.477 dolar olacaktır. Ethereum'un indikatörlerini inceleyelim. Hareketli ortalamalarla başlayalım. Şu anda fiyat hareketli ortalamaların çok çok üzerinde seyretmektedir. Ortalamaları yukarı yönlü hareket ettirmektedir. Ve MACD'ye baktığımda 26 Nisan'dan beri alım sinyali var. CCI'ye baktığımda 1 Mayıs'tan beri alım sinyalleri var. Sinyaller güçlüdür. Özellikle MACD kararlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etmektedir. Diğerlerine bakalım. RSI ne durumda? Şu an RSI fazla alım bölgesinden aşırı alım bölgesine geçmek üzere tam sınırda bekliyor 79 puanla. Stokastikte alım sinyalleri mevcut. Momentum'da alım sinyalleri mevcut. Yükseliş hala devam ediyor. Duraksama dönemine girilmedi. DMI'de de alım sinyalleri mevcut. Ne zamandan beri? 21 Nisan'dan beri. Evet, diğer indikatörlere bakalım. Paraboliği incelediğimizde alım sinyalleri çok erkenden gelmiş 22 Nisan'dan beri. O günden beri bize ne kadar kazandırmış? Parabolik sevdiğim indikatörlerden biridir. Yaklaşık olarak %60'lık bir kazancı mevcuttur. Hacim indikatörleri olan check-in ve OBV'yi incelediğimizde
Çekinin buradaki noktaya gelmesi beklenir. Henüz hacimsel olarak zirvelerde değiliz. OBV'de de aynı durum söz konusu. Önce bu trendi kırması gerekir. Daha sonra yatay olarak eşleşmesi gerekir. Zaten videonun başında da söylediğim gibi hacimsel konuda biraz zayıf kalmış. Şu anki yükselişe göre. Günü kapatmasına son 6 saatlik süre kaldı. Fiyat hareketlendi. Bakarsanız hacim de hareketlenir ve çok daha güçlü bir şekilde kapatır. Tahmin ediyorum ki şuradaki muma yaklaşacaktır günü kapattığında. Evet, Ethereum gayet güzel duruyor. Her gün kendi rekorlarını kırıyor. Fakat aşırı alım bölgesine yavaş yavaş geçmeye başladı. Dikkatli olmanızı öneririm. Kâr satışları geldiğinde her zaman böyle yatay olmayabilir. Kâr satışları geldiğinde ise 3000 dolarlara kadar düşme ihtimali vardır. Bakalım nereye kadar alım yapacak? 4160 doları mı görecek yoksa bir sonraki hedef 4907 doları mı görecek? İlerleyen günlerde beraber göreceğiz. Evet, BNB'ye geçiş yapalım. BNB şu anda TL bazında bakıyorum 5400 TL'den işlem görmektedir. Dolar bazında ise 650 dolar civarından işlem görmektedir. Diğer kriptolarla kıyaslayacak olursak BNB'yi hacim konusunda bayağı bir düşük seviyelerde, piyasa değeri bakımından çok yüksek 99 milyar dolarlık bir değer ile 3. sırada yer almaktadır. Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin gelmektedir. Fakat hacmine baktığımızda Tron'dan bile daha düşük hacme sahiptir. Gözümüze birden Shiba Inu ilişti. %400'lük bir yükseliş var. Gözüme birden Shiba Inu ilişti. Son zamanların, son haftanın çok trend bir coin'i. Burada %400 gözüküyor fakat %466 yükseldi. En son buradaki videoda Shiba Inu'ya da yer vermiştim. Dileyen bakabilir. O zaman %300 yükseliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok uzatmadan Binance Coin'in analizine geçiş yapalım. Grafiğine daha doğrusu. Evet. Hacimsel konuda düşük olduğunu söylemiştik. Hemen hemen son bir haftanın, birkaç haftanın ortalamasıyla yine aynı şekilde hacimlenecektir. Binance için de, Ethereum için de aynı yorum geçerlidir. Binance Coin daha önce 700-702 dolarları test etmişti pin atarak. Oralardan biraz satış idi ve tekrar düzeltmeye geçti. Yatay bir şekilde yoluna devam ediyor. Destek noktası neresi olacaktır? Destek noktası 594 dolar olarak gözükmektedir. Şimdilik yatay kanalda ilerliyor. 700 doları kırması gerekir sert yükselişler için. İndikatörleri inceleyelim bakalım. İndikatörler tarafından durum nasıl yorumlanıyor? Şu anda fiyat hareketli ortalamanın birazcık yukarılarında geziyor. Ortalamaları hala yukarı yönlü hareket ettirmektedir. 25 Nisan'dan itibaren güzel çıkışın ardından trend yatay döndüğü için MACD cılız da olsa bir sat sinyali üretmiş. CCI'de hala alım sinyalleri mevcuttur. Diğer indikatörlere geçiş yaptığımızda RSI 62 puanla normal bandında ilerlemektedir. Stokastik'ten satım sinyalleri gelmiş. Ne zaman gelmiş? Yaklaşık olarak 3 Mayıs'tan itibaren gelmiş. Yani trend bittiği gibi stokastik hemen sattırmaya çalışıyor bize. Momentum'da alım sinyalleri mevcut. Yükseliş dönemi hala devam ediyor. DMI'da, DMI çok sıkı. Biraz daha yakından bakalım. DMI'de bize sat sinyali ürettirmek üzere cılız bir şekilde. Sat sinyalleri çok güçlü olmadığından dolayı dikkate bile almıyoruz. Önemli olan 594 dolar destek noktasıdır. Bu noktanın altına düşmediği müddetçe problem gözükmüyor. Diğer indikatörlerimizi de inceleyelim. Bakalım ne durumdayız. Evet, parabolikteki al sinyali hala devam etmektedir.